Şule ablamız mücadeleyle ve imtihanlarla geçen ömrü boyunca sonucu ne olursa olsun hakkın hatırını daima en üstte tutmuştur. Gazete manşetlerinden doğrudan hedef gösterildi. Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edildi. Hakkında yürütülen soruşturmalar, kovuşturmalar hiç eksik olmadı. İsmi marjinal örgütlerin infaz ve ölüm listelerinde yer aldı. Konferanslarına yönelik bomba ihbarları yapıldı. Evi kundaklanmaya, ateşe verilmeye, canına kast edilmeye çalışıldı. Ama bunların hiçbiri Şule Yükselşenleri inandığı yolda yürümekten, inandığı değerleri cesaretle savunmaktan bir an olsun alıkoymadı. Tüm baskılara ve tehditlere rağmen Şule Yüksel Hanım ülkemizde hem direnişin hem dirilişin sembollerinden biri haline geldi. Şule Yükselşenler modernle geleneği kucaklaştıran fikirleriyle özellikle kadınlarımıza kamusal alanda var olabilmenin yolunu açmıştır. Türkiye'nin ve kadınlarımızın bugün elde ettiği başarılarda Şule ablamızın emeği, gayreti ve dirayetli duruşunun çok büyük payı vardır. Merhum Şule Yükselşenler'in hayalini kurduğu ve uğruna ömrünü adadığı Türkiye'yi inşa etmek için son 20 yıldır aşkla, samimiyetle çalışıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz tüm kadınlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlıyız.